Merhaba arkadaşlar, yine bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız. Bugünkü konumuz danışmanlıklarımızla, seanslarımızla, seminerlerimizle alakalı aklınıza takılabilecek sorulara cevap. Bu videoyu dikkatlice sonuna kadar izlerseniz aklınıza takılabilecek sorulara da cevap almış olursunuz. Şimdi ekranı kullanarak görsel anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Anlar. Danışanlarımız nereden buluyorlar? YouTube'dan buluyorlar. Burada 27 bin, şu anda 27 bine yakın abone sayısı var. Başka? Instagram'dan bizi buluyorlar. 1200 civarında burada da bizi takip eden abone var. Bununla beraber Facebook'tan 2000 herhalde 600 civarında olması lazım abone takipçi. Buradan bizi ne yapıyorlar? Buluyorlar. Tamam mı? Şu gördüğünüz yerden şöyle düşünün. Günlük olarak bizi arıyorlar. Ortalama 130 kişi mesaj yoluyla, WhatsApp yoluyla, e-mail, telefonla arıyorlar. Fakat biz 130 kişiye, herkese yardımcı olamıyoruz. Olamayız da, mümkün değil. Niye? Yani her konu bizimle alakalı değil. Yani bizim her şeye koşabileceğimiz bir durum yok. Ne yapıyoruz biz burada? Bir filtreleme sistemimiz var. 130 kişi buradan giriyor. Onlar bizi aradığında biz onlara sorular sorarak onları anlamaya çalışıyoruz. Nedir? Yani bizim çalışmalarımızla, danışmanlıklarımızla, mentörlük programlarımızla, seminerlerimizle biz onlara yardımcı olabilir miyiz diyerek akıllı sorular soruyoruz. Ve filtreleme sistemi var. Filtreliyoruz. Bunlar 130 kişiyi 1 veya 2'ye indirmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyuyorlar mı? Kapasitesi var mı? Gerçekten değişmek istiyor mu? Ondan sonra buradan bu sorularla onları anlamaya çalışıyoruz. Filtre ediyoruz, düşürüyoruz sayıyı. Yani birincisi, bu kişinin gerçekten öğrenmeye ve kendini değiştirmeye kapasitesi var mı? Tamam, öğrenmeye açık mı? Değiştirmeye açık mı? Gelişime açık mı? Bu çok önemli bizim için. Tamam mı? Genellikle insanlar hayatında bir değişikliği istiyorlar. Değişiklik istiyorlar. Mesela A noktasından B noktasına gitmek istiyorlar. Herkesin hedefi bu A noktasından B noktasına. Bu 130 kişinin çoğu A noktasından B noktasına gitmek istiyor. Fakat aracı kullanmayı, yani A noktasından B noktasına gidecek araca binmeyi istemiyorlar. Öyle düşünün. Bu aracı kullanmak istemeden buraya gelmek istiyorlar. Yani şöyle düşünün, bir hokus pokus gibi, hani yıldızlı. Genelde insanlar böyle bir şey bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir hokus pokus gibi bir sihirli değnekle A noktasından B noktasına gitmek istiyor. Biz ayırıyoruz, yani telefon görüşmelerimizle neyi ayırıyoruz? Gerçekten şu aracı kullanacak mı kişi? Kapasite var mı? Anlatabiliyor muyum? Yoksa hokus pokus mu istiyor bizden? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bu birinci şeyimiz, o kriterimiz, yani kendi gayreti var mı? Harekete geçecek mi? Dediklerimizi yapacak mı?
Hocam bazıları, hocam ben biliyorum zaten, anlatabiliyor muyum? Sizin anlatacağınızı ben biliyorum, sadece denemek istiyorum falan. Bunları zaten ne yapıyoruz? Bu bilenler, işte bildiğini zannedenler, açık ve net söylüyorum şu anda, bilgiçlik taslayanlar, ondan sonra guru, kendini guru zannedenler, bu tip adamları zaten ilk dakikalarda anlıyoruz. Bunları zaten hiç almıyoruz. Çünkü bunlar zaten bildiği için 20 seneden beri biliyor. Biliyor ama değiştirmiyor. Kendini bildiğini zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Hani şöyle düşünün. Bir adam biliyor değil mi? Çok yediği zaman kilo alacağını biliyor. Çok yediği zaman kilo alacağını biliyor. Peki bilmek kilo almayı engelliyor mu? Engellemiyor. Demek ki ne yapması gerekiyor kişinin? Bilmek değil, çok yemek yediğimiz zaman kilo alacağımızı biliyoruz. Fakat burada uygulayan önemli. Bilmek değil, uygulayan olmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu ayırıyoruz. Bileni değil, uygulayanı buradan seçiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Öğrenmeye ve kendini değiştirme kapasitesi var mı? Uygulayan, harekete geçen. Bu şekilde 130 kişiden filtre ediyoruz. Kriterlerimizden bir tanesi bu yani. Sonra başka bunun için, bu çalışma için, çünkü emek var nihayetinde, uğraşıyoruz biz. Ondan sonra masrafımız oluyor, maliyeti oluyor bu işin. Bu maliyetin karşılığını verebilecek mi? Anlatabiliyor muyum? Emeğe saygısı var mı? Bu çok önemli bizim için. Emeğe saygısı var mı? Maliyeti karşılayabilecek mi? Yani şöyle düşün, Almanların bir sözü var. Herkes diyor cennete gitmek istiyor diyor. Cennete jedermöchte nach Paradies diyor. Cennet. Herkes cennete gitmek istiyor. Fakat cennete gidebilmek için aber keine möchte sterben diyor. Jedermöchte nach Paradies aber keine möchte dafür sterben. Verstehst du? Yani sen cennete gidebilmek için ne yapman lazım? Canını feda etmen gerekiyor. Emek harcaman gerekiyor. Gayret göstermen gerekiyor. Öyle anla. Biraz Türkçesi bu atasözün ağır. Fakat Almancası aslında ağır değil. Cennete herkes gitmek istiyor ama bunun için fedakarlık göstermen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes B noktasına gelmek istiyor ama bunun için şu araca binmek istemiyor kimse. Herkes ne istiyor çoğunlukla? Sihirli değnek, şu gördüğünüz değnek, şuradaki değneği istiyorlar. Herkes hokus pokus istiyor. O yüzden hokus pokus vaat edenler, şarlatanlar piyasada cirit atıyor. Yani şarlatanlar dolu. Onların arkasından koşuyor genellikle insanlar. Böyle hızlı hokus pokusla iyileştiririm diyenlere paralarını kaptırıyorlar. Biz bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Filtre ediyoruz. Filtre yaptıktan sonra bizim karşımıza bir kişi veya iki kişi çıkıyor karşımıza. Bir kişi veya iki kişi çıkıyor, filtre ediyoruz. Peki biz nasıl çalışma yapıyoruz? Bizim ofisimize geliyorlar. Tamam. Bu ofise gelirken bir test dolduruyorlar. Biz ofise gelmeden önce o testi onlara gönderiyoruz. Gönderiyoruz, dolduruyorlar. Ve testle beraber geliyorlar ofisimize. Ofisimizde bir seans yapıyoruz. Bu çalışmada biz kişiyi ne yapıyoruz? Testle tanıyoruz. Tanımaya çalışıyoruz. Tamam mı? Kişinin
yeteneklerini, travmalarını, kapasitesini anlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani şu anki o kişinin, gelen kişinin, şu kişinin, şöyle düşünün, bu kişinin neleri var? Travmaları nelerdir? Onu buluyoruz. Yaşadıkları nelerdir? Yetenekleri nelerdir? Bunları, yani onun özelliklerini vesaire, yani özellikleri bir sürü. Tamam mı? Bu kişinin, şu gördüğünüz kişinin, bu kişinin bütün özelliklerini o testte anlıyoruz. Tamam. Nerede? Ofisimizde. Ne kadar, kaç saat sürüyor? 3 saat. En fazla 4 saatte kişi kendini tanımaya başlıyor. Birinci adım neymiş? Birinci adım kişinin kendini bilmesi. Tanımasın. Tanışıyorlar. Öyle düşünün. Tanışma. Kiminle tanışma? İnsanın kendisiyle tanışması. Anlatabiliyor muyum? Hocam ben kendimi tanıyorum. Hayır, değil. Çünkü sen daha önceden teste girmedin. Bilimsel bir test olmadı. Ondan dolayı kapasitelerini, travmalarını, yeteneklerini tanıyamamışsındır. Tanısaydın kendini, sıkıntı yaşamazdın. Anlatabiliyor muyum? İnsanın kendiyle tanışması gerekiyor. İçindeki 9 yaşına kadar olan o çocukla, o küçük çocukla tanışması gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Ne yaşadı bu çocuk? 0 yaşından 9 yaşına kadar neler yaşadı? Hangi travmalar yaşadı? Burada travmalar var. Onu testle anlıyorsunuz, seansla anlıyorsunuz. 9 yaşından da böyle hayat ilerledi. 45 yaşına geldin ve sıkıntı yaşıyorsun. Bir türlü çözemedin. Ömrün boyunca burada bilinçaltına giren travmaları silmediğinden dolayı şu anki sen sıkıntı yaşıyorsun. Sıkıntı ne? Örneğin ailede huzursuzluk veya sağlığında problemin var. Tamam mı? Neyle alakalıymış? Geçmişte yaşadığın travmalarla alakalı. Başka? Mesleğinle sıkıntın var belki de. Mesleğinle sıkıntı var. Tamam mı? Veya finansla alakalı. Bir türlü para biriktiremiyorsun. Bereketsizlik var. Anlatabiliyor muyum? Bereketin yok. Örneğin. Neyle alakalıymış bunlar? Travmalarla alakalı. Başka? Kendinle problemin var. Kişisel olarak. İraden düşük. Anlatabiliyor muyum? İrade. Kendini kontrol edemiyorsun. Özgüven eksikliği var. Anlatabiliyor muyum? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 konuda bunlardan bir tanesinde veya üçünde veya beşinde sıkıntı var. Neyle alakalıymış? 0'la 9 yaş arasında yaşadıkların genellikle o travmalarla alakalı. Sen ama ne yaptın? 9 yaşından bu zamana kadar, 45 yaşına kadar, 45 yaşındaysan şu anda, bu ömrünü, kendini tanımadığından dolayı şu gördüğün, yaşadığın ömrünü ne yaptın? Zayi ettin, israf ettin, israf, ömrünü tükettin, israf ettin ya, o kadar büyük ki. Yani masrafını düşünsene. Kaç seneden beri sıkıntı yaşıyorsun.
kendini bilmediğinden dolayı, kendinle tanışmadığından dolayı, şu çocuğu tanımadığından dolayı ne yaptın? Problemleri çözemedin ve ömrünü 45 seneni israf ettin. Bununla alakalı hadis-i şerif var. Hadis-i şerif şu. Kendini bil ki, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif bu. Peygamberimiz de buyuruyor. Kendini tanı ki ömrün israf olmasın. Anlatabiliyor muyum? Demek ki sen benim seansıma geldiğinde ne yapıyoruz? Birinci adım neymiş? Kendinle tanışman. Kendini bilmen. Ve kendini bilmeye başlayınca ömrün israf olmuyor. Yaşamaya başlıyorsun 45 yaşından itibaren. Öyle düşün. Burada artık 45 yaşına geldin, kendinle tanıştığın bu yaştan itibaren uyanmış oluyorsun. Uyanmak, farkındalık. Uyandıktan sonra arayış içerisine gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli.